Sevgili arkadaşlarım, hepinize selamlar, saygılar. Sevgili terazi, yükselen terazi ve ay burcu terazi olan dostlarım. Bakalım sizleri neler bekliyor 24 Mayıs 30 Mayıs arasındaki haftalık kafi falı yorumu, haftalık iskambil falı yorumu ve melek kartı yorumlarıyla karşınızdayım. Yüreğinizin ışıl ışıl ve böyle berrak olacağı bir hafta olur inşallah. Taçlanacağınız, mutluluğu katlayacağınız ve aynı zamanda mutlulukla dolup taşıyacağınız bir hafta olmasını diliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kahveyi pir, kalbime gir, kalbimdekini bil diyorum. Şu şekilde açıyorum sevgili teraziler. Bakınız, terazi burçları dört başı mamur bir haftaya başlıyorlar. Tebrikler ediyorum, müjdeler veriyorum. Meleğiniz var burada, kanatlı bir melek. Gerçekten çok güzel bir dilek, çok güzel bir istek anında gerçek oluyor. Çünkü önümüzdeki hafta ya da geçtiğimiz haftalarda Allah muhafazana bir iftiralar, bir yalanlar, dolanlar, bir sıkıntılı durumlar olmuş. Siz bir şeylere yeniden başlayayım derken adeta başladığınız işler yarım kalmış sevgili arkadaşlarım. Ve size hani uzanamadıkları için iftira atılmış. Size böyle ne bileyim hani kazandığınız için kıskançlıktan dolayı iftiralar atılmış. Bir hayli sıkıntılı süreçleri peş peşe yaşamışsınız sevgili arkadaşlarım. Aynı zamanda iki önemli haber alacağını, sevineceğini, mutlulukla dolup taşıyacağını söylemeliyim. Şimdi arkadaşlar, bir takım işler için harekete geçmeni istiyorlar. Harekete geçmen lazım. Bir de burada bir karga görüyorum. Hanenin içerisinde bir karga. Her şeye burnunu sokan bir insanın varlığından söz etmek istiyorum. Sanki böyle sürekli olaraktan her şeyin içinde, her lafın içerisinde ama sen de artık bazı konularda artık pes etmişsin, burada gösteriyor. Ahtapot gibi birisi. Her yerden sarıyor, hanenin içinde, hanenin dışında, her lafın içerisinde. Sen böyle bir bunalmış gözüküyorsun. Bu hane içi biri olabilir, akraba olabilir, iş arkadaşı olabilir sevgili arkadaşım. Bir hayli seni daraltan, seni üzen, seni sıkan olaylar yaşıyorsun. Burada bir gemi görüyorum. Gemiyle bir yerlere sanki gidiyorsun. Gemi aynı zamanda düşüncelerinin, duygularının şekil aldığı, yol aldığı ve aydınlığa doğru sürüklendiğin anlamına geliyor. Yani deniz ve okyanus yaşamı başlatır. Sen sanki yeni bir yaşama başlayacaksın. Yeni bir yaşama avuçlarında tutuyormuş gibisin. Fakat şurada bir kalp görüyorum. Sanki yara almış bu kalp. Ama böyle sevgili dostlarım, yani yara almış dediysem nasıl diyeyim, hani böyle duygusal anlamda yalnız bırakılmış. Kalp aslında sevgi dolu. Kalp aslında beklenti içerisinde. 3 hafta ya da 3 ay içerisinde bir genç kız ağlıyor. Sanki ayrılık yaşamış, sanki bir bezginlik yaşamış, bir bıkkınlık, bir öfke nöbeti geçiriyor. Özgürlükleri elinden alınmış gibi sevgili arkadaşlarım. Bir şeyler için mücadele veren bu kız böyle şu anda biraz hani ne derler, moralmen çökük durumda, bir modu düşmüş, bir kendine olan güveni düşmüş. Sanki diyor ki artık bu saatten sonra olmaz falan, ama olacak, ben size söyleyeyim. Kalp kalbe karşıdır, olayı gerçek olacak. Burada bir erkek, beyaz tenli, uzun boylu bir erkek sevgili dostlarım. Bu ağlayan kadına doğru geliyor. Elinde çiçek var. Adam prangalarını böyle kırmış gözüküyor. Sanki bunun bir bağlı olduğu bir kadın var. O kadın tarafından bir negatif enerji yapılmış, bir büyü, bir maji gibi bir şey yapılmış. Adama içirilmiş gözüküyor sevgili arkadaşım. Ya da bir hava yoluyla, bir tüsü yoluyla yapılmış. Yani hava elementi yoluyla, tüsü yoluyla yapılmış. Bakın, bu kadınla bu adamın arasına kocaman bir kaya konmuş. Bu kaya da negatif enerjiyi temsil ediyor. Yani güç olmuş bunların birleşmeleri, zor olmuş bunların birleşmeleri.
Ama yakın tarihte bunlar birbirleriyle kavuşacaklar, birbirlerine sevgilerini, saygılarını iletecekler. Şurada 3-4 yaşlarında bir kız çocuğu görüyorum. Bu senin evladın olabilir ya da bir yakınının evladı olabilir. Sanki bu kız çocuğu bir hasta, bir hastalık geçiriyormuş gibi, Allah göstermesin. Ama temiz haberler alınacak bu kız çocuğuyla ilgili. Sevinçli haberler alınacak. Allah muhafazana, kötülüklerden Allah saklasın. 6 gün içerisinde bakın sayınız, diyelim 24 Mayıs'tan itibaren, hani cumartesi günü olabilir, önümüzdeki pazar günü olabilir, bir kutlaman var, bir telefonun var, çok çok sevineceksin sevgili arkadaşım. Birilerinin maskesine düşürüyorsun. Neptün işareti çıkmış. Neptün işareti daima böyle hayal ve hayal kırıklığını anlatır. Hayallerle ilgili her şey Neptün'le ilgilidir. Neptün işareti görüyorum. Sanki bir hayalin gerçek olmak üzereyken bir hayal kırıklığı yaşanmış. Ondan dolayı bir şeylere sırtını dönmüş burada bir adam ve bir kadın sırt sırta vermişler. Başlarında şahmeran var. Sevgili arkadaşım, eğer ayrılık yaşadıysan hiç üzülme. Yer gök dua üzerine şahmeran duasını okuduğunda Allah her yerden sana bolluk ve iyiliği ihsan edecek. Şahmeran duasını oku. İşsiz mi kaldın? Sevdiğinden mi ayrıldın? Şahmeran duasını okuduğunda her şey yoluna girecek. 5 katlı bir yer görüyorum sevgili dostlarım. 4. kat çıkıyor. Burada bir ev alabilirsin. Buraya yerleşebilirsin. Burayla ilgili bir sıkıntılı süreç bitmiş gözüküyor. Hayırlısıyla sevgili terazi burcu, böyle bir evle ilgili, yerleşimle ilgili, yerleşkeyle ilgili bir sıkıntılı sürecin sonu gelmiş. Elma ağacı görüyorum. Aşkta ve sevgide çok güzel bir döneme girmişsin. Aşk, sevgi, mutluluk her yönden seninle olacak. Tilki görüyorum. Tilki gibi kurnaz birisi var. Yurt dışında olabilir. Bir dedikodu üretebilir. Yurt dışından buraya bir tilki gibi birinin lafı sözü gelecek. Seni bir hayli sinirlendirecek, bir hayli öfkelendirecek ama kendini kısa sürede toparlıyorsun. Bu adam böyle bir erkek bu. Beyaz tenli, kısa boylu falan bir şey. Garip bir tip. Ondan sonra akli dengesi bozuk gibi bir şey. Bunun sözüne de güvenilmez. Bunun ipiyle de kuyuya inilmez. Buna sinirlendiğine bile değmez. O kadar söyleyeyim, kesinlikle buna sinirlendiğine değmez. Şurada gözyaşı döküyorsun sevgili terazi burcu. Bakın şurada gözyaşının kuruyacağını ve yerine mutluluğun geleceğini söylemeliyim. Bir para girişi var. Bir maddi konunun düzelmesi var. Bakın şurada bir ev, bir pencere, bir pencereden bakan genç bir kadın. Başında taç var. Bir üçgen, iki erkek arasında bocalıyor gibi bu kadın. Hayırlı haberler alıp sevinecek. Bir ibadet eden yaşlıca bir kadın var. O kadının ibadetleri sonucu bu genç kızın bakın yıldızı parlıyor ve şanslı bir döneme giriyor sevgili arkadaşlarım. Gerçekten şanslı ve mutlu dönemler onunla olacak. Göz aydınları, mutluluklar ve huzur onunla oluyor sevgili arkadaşım. Geliyorum terazi burçlarının İskambil falına. Ekose kumaş gibi dostlarım. Bu İskambil falları da o kadar güzel ki Fransa'dan geldi. Yağ gibi kayıyor. Böyle ekose kumaş gibi böyle bir kare kare oluyor falan. Çok hoş bir görüntü. Evet. Şimdi dostlarım, terazi burçlara, mutluluğa bir adım kalırken, mutluluğa bir adım yaklaşmışken birdenbire
bir üzüntülü durum olmuş, bir ayrılık durumları olmuş. Hayırlısıyla bu durumu çözeceksiniz, sıkıntılı süreçleri dağıtacaksınız. Bunu söylemeliyim. Aşkla ilgili bir konu seni bir hayli üzmüş gözüküyor. Sanki uzak bir yolda, uzak bir şehirde ya da uzak bir ülkede sevdiğin insan var. Ama bu sevdiğin insan harekete geçmiş, sana bir alo diyecek, bir merhaba diyecek. Merhaba demesiyle beraber bakınız dostlarım, bakınız bir hareketlilik var. Aşk hayatında bir hareketlilik başlamış. Gerçekten çok güzel bir hareketlilik var. 555 sayısı, 555 yani 5 hareketin sayısıdır. Merkür'ün sayısı da düşüncelerin, duyguların ve senin planların devreye girecek. Yeni kapılar açılıyor. Yeni kapıların açılmasıyla beraber aşkta, işte, sevgide ve ruhsal durumda, aynı zamanda sosyal konumda 5 olayda büyük mutluluk, büyük huzur yaşayacaksın sevgili arkadaşım. Eline geçecek imzalı onaylı kağıdın var. Bu onaylı kağıdınla beraber sen evinde neşeyi, iş yerinde neşeyi ve mutluluğu tadacaksın sevgili arkadaşım. Hiç üzülme. Belli bir konuda seni sıkan, daraltan olaylardan kurtulmayı başarıyorsun. Kesinlikle bak şunu söylemeliyim. Gerek terazi burçlarıyla kova, terazi burçlarıyla ikizler burcunun arasındaki ilişkide şifalanma görüyorum sevgili arkadaşım. Kesinlikle şifalanma var. Bir birinizle konuşma, birbirinizi anlama ve aynı zamanda bazı olaylardan pay çıkarma, bazı olaylardan ders alma durumu var sevgili arkadaşım. Gelen haberler çok çok iyi durumda. Terazi burçlarıyla koç burçları arasında mükemmel uyum. Terazi burçlarıyla yay burçları arasında iletişimde böyle bir ısınma, birbirini böyle destekleme, birbirini anlama durumları söz konusu olacak. Özellikle terazi, oğlak, terazi, yay, terazi, koç burçlarından sevgili dostlarım şifalanma görüyorum. Yalnız işte terazilerin biraz da dikkatli olmaları lazım. Hani biraz da kendilerinden taviz vermeleri gereken bir süreç yaşıyorlar. Sanki evren diyor ki onlara, siz de biraz taviz vereceksiniz. Siz de biraz çaba göstereceksiniz. Çaba göstermeniz sizin lehinize olur diyor sevgili dostlarım. Bakalım melek kartlarımız neler vaat ediyor. Bakınız. Yeryüzü meleği diyor. Bakalım neler var. Şimdi terazi burçları. Bir sağlık sorunu var, çözülecek. Baş melek İsrafil diyor ki, senin sağlıkla ilgili bir problemin var ve ben bunu çözeceğim diyor sevgili arkadaşım. Yıldızının parladığı, gerek böyle sağlık konusunda, gerek psikolojik anlamda, gerek zihinsel anlamda, duygusal anlamda baş melek İsrafil'in yeşil ışığı terazileri şifalandırıyor. Zaten yeşil senin uğurlu sayın terazi burcu. Bunu al ve kabul et. Şifa çalışmalarını yaptığında yaşam seni destekleyecek. Bakın her yerde yeşil ışık görüyorum. Bir şeyler şekil alıyor. Bereketi, bolluğu ve iyiliği hayatına katıyorsun sevgili arkadaşım. Hiç merak etme. Şu anda terazi hanımlarının ya da terazi beylerinin sevgili arkadaşlarım, böyle yüreğinde olsun, kalbinde, yüreğinde, zihninde oluşan bazı duygular şekil alacak, planlar rayına oturacak ve iki yerden alacağın haberle beraber sevinçlere boğulacaksın. Düşmanlarının dahi dost olduğu bir süreç yaşıyorsun sevgili terazi burcu. Gerçekten büyük ilerlemeler kat ettiğin dönemlerden geçiyorsun. Haydi gözün aydın diyorum. Tekteyi çift olarak geldin.
kısa süreli mutluluklardan sonra kalıcı bir beraberlik yaşayacaksın. Kalıcı bir birliktelik yaşayacaksın. Mutluluğu, huzuru ve sevgiyi bulacaksın sevgili arkadaşlarım. Dostlarım, ben spiritüel danışman Astro Canan. Hepinizi çok seviyorum. Eğer bana ulaşmak isterseniz WhatsApp numaram 0546 481 3506'dır. Lütfen mesaj yazınız. Aradığınızda seansta olabiliyorum ya da işte bir bakımda olabiliyorum, bir video çekiminde olabiliyorum. O yüzden cevap veremeyebilirim. Mesaj yazarsanız mutlaka dönüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Çok güzel bir hafta olsun inşallah. 24 Mayıs'ta başlayan hafta size mutluluk, zenginlik, huzur ve bereketi taşısın sevgili arkadaşlarım. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın.